kaldıran yargı mensuplarına bir soruşturma falan açılır mı? Yani ne olur şimdi Masak'ın, bu ciddi bir haber. Ama şimdi ben bir şey söylüyorum Ferit Bey. Herkes lütfen dikkatçe dinlesin. Bu başsavcılığın talebinin altında imzası bulunan başsavcı vekili Hasan Yılmaz. Şu an Adalet Bakan Yardımcısı. O tarihteki İstanbul başsavcısı da İrfan Fidan. O da şu an Anayasa Mahkemesi üyesi. Rubi Bey, nedir şimdi bu SBK Holding davası ve Masak'ın açıklaması? Ferit Bey, gerçekten 9 Haziran 2021 tarihinde Masak'ın açıklaması gazetelere düşmeseydi ben de ortada bir gariplik falan görmeyecektim. Niye görmeyecektim? Çünkü 6 Kasım 2020 tarihinde verilmiş İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını okuyunca oradan edinmeniz gereken izlenim belli ki daha önce 30 Eylül'den başlayarak 23 Ekim'e kadar 4 farklı Sulh Ceza Hakimliği tarafından SBK Holding'e ve bağlı şirketlere ve gerçek kişilerin bütün mal varlıklarına el konulmuş, tedbir niteliğinde el konulmuş. Bu normaldir bizim hukukumuzda. Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 128. maddesine göre suçtan elde edilen mal varlığı gelirlerine dair bir soruşturma yürütülüyorsa o suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerinin üzerine tedbir konulur. Normaldir bu. Yani birinin hırsızlık, dolandırıcılık, örgütlü suçlar gibi çökme iddiaları, birilerinin mal varlığına çökme gibi iddialarla savcılık soruşturma açmışsa eğer doğal olarak savcılık Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak bu iddiaya konu suçlardan elde edilen gelirlere tedbir niteliğinde el koyar. Evet, Rubil Bey, Nitekim şu an ekrana verdiğimiz belge nedir? Bir de onu açıklayın. şimdi o bahse konu 4 değişik mahkemeden alınmış el koyma kararlarının aynı gün yani 6 Kasım 2020 tarihinde kaldırıldığına dair, tamamının kaldırıldığına dair 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin el koyma kararlarının kaldırılmasına dair değişikiş kararıdır. Bu ekranda seyircilerimizin gördüğü şudur. Bu ekranda da kalsın ki merak eden hukukçu arkadaşlar da varsa bunu okurlar. Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding ve diğer bu holdinge bağlı şirketlerin tamamı için ve iddiaya konu, soruşturmaya konu 14 tane de gerçek kişinin Sezgin Baran Korkmaz'la başta olmak üzere bu kişilerin ve şirketlerin mal varlığına birinci kararı söylüyorum Ferit Bey. 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiş 30 Eylül 2020. İkinci kararı söylüyorum. 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiş 13 Ekim 2020 tarihli karar. Üçüncü karar yine 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 16 Ekim'de verilmiş bir karar. Dördüncü kararı söylüyorum. 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 23 Ekim 2020 tarihinde verilmiş el koyma kararları. Dikkat buyurun, bu 4 kararla birlikte Sezgin Baran Korkmaz ve şirketlerinin ve adı geçen gerçek kişilerin tümünün mal varlıklarına el konulmuş. Peki savcılık bu tür tedbiren bu kararların konulmasını ister. Takiben ne yapar biliyor musunuz Ferit Bey? Takiben. Evet. Bu el koruma kararlarından sonra şunu yapar. Çünkü bu konularda uzman bir devlet kuruluşumuz var. MASAK. Durumu MASAK'a bildirir soruşturmayı açmakla birlikte ve der ki şu iddialara konu insanların ve şirketlerin para hareketlerinde şüpheli iş ve işlemler var mı? Bunun adına da hukuken biz öncül suçlar deriz. Yani ne demek öncül suçlar? Eroin kaçakçılığı mı yapılmış? Birinin malına mı çökülmüş? Bir hırsızlığa mı konu olmuş? Bir dolandırıcılığa mı konu olmuş? İddia edildiği gibi birilerinin hisselerine zorla mı el konulmuş gibi
bu suçların arkasındaki işlemlerin ve para hareketlerinin var olup olmadığını MASAK'tan sorar. İyi de Cumhuriyet şimdi işte söylüyorsunuz MASAK'ta böyle bir araştırma yapılmadığını söylüyor değil mi? Şimdi ben size vaktimizin de kısıtlı olduğunu biliyorum ama çok evet, kısa bir şekilde hızlı anlatacağım. Evet. Çok kısa bir şekilde. Farkındaysanız 4 değişik mahkemeden 4 değişik tarihte alınmış el koyma kararları var. Farkındasınız, bunu anlattık. Nitekim bu kararın o gereği düşünüldü bölümünün üzerinde de bu yazıyor zaten. Ayrıntılı yazıyor o kararlar. Fakat hiç ortada hiçbir gelişme ve değişiklik yokken Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen, bak talep üzerine değil, re'sen harekete geçiyor ve İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nden bir talepte bulunuyor. Diyor ki bu anılan 4 mahkemenin tedbir ve el koyma kararlarının kaldırılmasını talep ediyoruz. Gereği düşünüldü. Bak gereği düşünüldü. Mahkemeye ne zaman başvuruyor? Savcılık 6 Kasım tarihinde. Bu talebi alan 3. Sulh Ceza Hakimliği 4 değişik mahkemenin dosyasını isteyecek. Delilleri ve dosyaları inceleyecek. Farkında mısınız ne dediğimi? 4 tamam, farklı Mehmetciğim, mahkemeden belgeyi alıp biz üçümüz de verebilirsiniz şeye. 4 farklı mahkemenin dosyasını isteyecek, onları inceleyecek ve bir gerekçeyle bu talebin yerine getirilip getirilmeyeceğine karar verecek. Ne demek? Tedbir kararını kaldırayım mı, devam ettireyim? Mahkememiz aynı gün, olağan usullerden değildir, aynı gün karar verilmesi, 4 farklı dosyayı inceleyerek aynı gün karar verilmesi olağan usullerden değildir. 6 Kasım tarihinde kaldırılma talebini alan 3. Sulh Ceza Hakimi, biliyorsunuz ki bunlar mahkeme değildir, hakimliktir, tek üyeli, tek kişiden oluşan hakimliklerdir bunlar. Şöyle bir gerekçe kuruyor. Zaten gariplik de orada başladı. Benim de dikkatim öyle çekti. 5-11-2020 tarihli MASAK yazısı ve tüm dosya kapsamı incelenerek kara para aklama suçu yönünden öncül suçların işlendiğine dair somut bulguların soruşturmada gelinen aşamada tespit olunamadığı, bu sebeple kaldırılmasını diyor. Şimdi ben bu mahkeme kararını okuyunca 5-11-2020 tarihli MASAK yazısından her hukukçunun anlaması gereken şudur. MASAK'tan bir yazı gelmiş, bu iddiaya konu şirketlerin ve kişilerin şüpheli para hareketlerine rastlanmamıştır gibi bir şey anlar. Bu yazıyı okuyan. Ne zaman ki 9 Haziran 2021 tarihinde MASAK'tan şöyle bir açıklama geldi. Ne geldi? Bizim 5 Kasım 2020 tarihli bir suç unsuruna rastlanmamıştır yönünde raporumuz yoktur. Bizim 5 Kasım tarihli yazımızın konusu talep alınmış ve ilgili elemanlar görevlendirilmiştir. Bizim bu konudaki raporumuz, ön raporumuz 28 Aralık'ta. Nihai raporumuz da 20 Ocak tarihinde verilmiştir ve suç unsurlarına rastlandığına ilişkin raporlarımız bu tarihdedir. Peki şimdi şöyle hızlı hızlı gidelim. Ben şöyle daha yani şu anlamı mı geliyorum? Anlaşıldı mı konu? Anlaşıldı. Şöyle anlıyorum işte, anlaşılmak için birkaç soru sorayım da öyle netlesin Rubi Bey. Yani şunu mu anlıyoruz? Sezgin Baran Korkmaz dahil ve diğer şüphelilerin mal varlıklarında konulan tedbir kararının kaldırılması MASAK raporu ya da yazısı olmadan gerçekleşiyor. Bu da hukuki anlamda bir sorun. Bu bir skandal. Skandal. Sorun bile değil. Skandal diyorsunuz. Yani bu şu anlama mı geliyor? Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına el konulmasının kaldırılmasıyla, yani bu şekilde kaldırılmasıyla aslında Sezgin Baran Korkmaz'ın birileri tarafından korunduğunu mu söylüyorsunuz? Peki ben Ferit Bey, o zaman iki ihtimalli konuşalım. Az önce FETÖ'cülerin yöntemlerinden de bahsettiniz. Yöntemlerden birisi bu. Bir, Sezgin Baran Korkmaz'ın korunduğunu gösterir. İhtimal bir. İki, Sezgin Baran Korkmaz gibi böyle önüne gelene para dağıtan hayırsever iş adamı ödülleriyle ödüllendirilen bir insandan
birileri para almak istiyorsa da bu tür soruşturmalar açar ve sonra onu teslim alır. İki ihtimal var. Bir, Sezgin Baran Korkmaz korunuyor. İki, Sezgin Baran Korkmaz'a da birileri çöktü. Bak Ferit Bey, farkında mısınız? Objektif davranmamız lazım. Hı hı. Birinci ihtimal korunuyor. Niye? Bu kararda 5-11-2020 tarihli MASAK yazısı var. Ama MASAK'ın yazısı şunu söylüyor. Savcılığın talebi alınmış ve elemanlarımız bu konuda görevlendirilmiştir diyor. Bu kadar. Ama o yazıyı bile, o yazıyı bile hiçbir tespit ihtiva etmeyen o yazıyı mahkeme kararına gerekçe yapmışız. Bu bir skandaldır. İki, aynı gün bu talep aynı gün yerine getirilemez. Yani 6 Kasım tarihinde savcılığın talebini alacaksınız. İncelemeyi ve 4 mahkeme dosyasını inceleyeceksiniz. Delillerden de anlayacaksınız ki burada bir kara para aklama şüphesi yok. Bak delili demiyorum, şüphesi. Çünkü bu kararlar şüphe üzerine verilir. Kesin delil zaten mahkumiyeti gerektirir. Tedbir kararları şüphe üzerine verilir. Kaldırıldığına göre dosya kapsamından ve MASAK yazısından bizim ne anlamamız gerekiyor? Burada hiçbir şüphe yok. Peki şimdi tedbir kararını kaldıran yargı mensuplarına bir soruşturma falan açılır mı? Yani ne olur şimdi MASAK'ın, bu ciddi bir haber. Ama şimdi ben bir şey söylüyorum Ferit Bey. Herkes lütfen dikkatçe dinlesin. Bu başsavcılığın talebinin altında imzası bulunan başsavcı vekili Hasan Yılmaz. Şu an Adalet Bakan Yardımcısı. O tarihteki İstanbul başsavcısı da İrfan Fidan. O da şu an Anayasa Mahkemesi üyesi. Yani şimdi ben hukukçuyum. Aynı gün bu tür tedbir kararlarının kaldırıldığını, talep edilip de kaldırıldığına dair bir örnek hatırlamıyorum. Böyle bir şey olamaz. Ve farkında mısınız? Az önce söyledim. 28 Aralık 2020 tarihli MASAK raporunda diyor ki, ön raporunda, burada kara para aklama işi vardır. 20 Ocak 2021 tarihli nihai raporunda da demiş ki evet, burada kara para aklama bulgularına rastladık. E şimdi bu kadar, bu mızrak bu çuvala sığar mı?